herkese günaydın. Yatırım Bülteni ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün Yatırım Bülteni'nde hem özellikle borsalardaki biliyorsunuz Cuma gün gelen devre kesici uygulaması. Bunun detaylarını konuşacağız. Bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Öte yandan yine Merkez Bankası'nın kararı vardı. Piyasa yapıcı bankalara fonladığı tutarı yarıya indirecekti. O da bugün devreye girecek. Orada 30 milyar TL fonlama yapıyordu. Yaklaşık 15 milyar TL'ye düşmesi bekleniyor. Yine yurt içi piyasalarda aylık ortalama fonlama maliyetinin haftalık reponun yani politika faizinin üzerine gelmesi %8.29'a yükselmesi beklentisi var. Bu detay önemli. Saat 10'da işsizlik rakamları var. Oradaki beklentileri yine konuşacağız bol bol ve yurt dışı piyasalarda da ele alacağımız konu Amerika'da Trump her ne kadar 4 tane maddeyi mali teşvikle ilgili hayata geçirse de genel konsensusun Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aslında mali teşvik konusunda uzlaşma olmaması. Bütün bu başlıkları konuşacağız ama gidelim bir bakalım piyasalar açılmadan bilmemiz gereken 5 şey içinde bunlar ve başka hangi maddeler var editörümüzün hazırladığı. Yurt dışında bulunan kuruluşların kambiyo işlemlerinden banka sigorta ve muamele vergisi alınmayacak. Bu önemli bir başlık çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde içerideki bankalar yurt dışı bankalarla işlem yaparlarken bu kambiyo vergisine tabi olunup olunmaması konusunda banka ayrımı yapıyorlardı. Bunun muaf tutulması, bundan muaf olmaları önümüzdeki sürece dair de aslında döviz işlemlerini kolaylaştıracak. Bu arada BDDK'dan önemli bir son dakika var. Aktif rasyosunda güncelleme yaptı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK bankalarla bir toplantı yapmıştı. Ve bankalar aktif rasyosuna dair revize taleplerini dile getirmişlerdi. Biraz esneklik sağlanması istenmişti. BDDK da bu taleplerini makul karşılamıştı. Bu son dakikanın ardından bakalım nasıl bir güncelleme olacak. Hemen piyasadaki beklentileri de dile getirelim. Aktif rasyosunda özellikle TL ve döviz mevduat katsayılarında indirim beklentisi var. Kredi verme yani pay kısmında bulunan aktif rasyosundaki katsayılarda yukarı yönde bir artış olabilir deniliyor. Bununla birlikte de yine swap tarafına dair bir güncelleme, revizyon ihtimali vardı. Şu an detayları bilmiyoruz. Birazdan arkadaşlarımız ekrana getirecek. Bu arada benim yönetmenimden ricam birazdan aktif rasyosuna dair bizim bir formülümüz vardı. Onu da ekrana rica edelim. Az sonra onun üzerinden de detayları konuşuruz. Aktif rasyosunda neler olduğuna dair. Hemen detaylar da geldi. Aktaralım onları da size. Kurul 10 Ağustos tarihli toplantısında incelemede bulunmuş ve diyor ki kurul kararında yer alan açıklamaları ilave olarak daha önceki karara ilave olarak 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 9000 sayılı kurul kararında mevduat bankaları için %100 ve katılım bankaları için %80 olarak belirlenmiş oran aktif rasyosu değerinin sırasıyla %95 ve %75 olarak uygulanmasına karar verilmiş. Yani mevduat bankaları için %95 olacak, katılım bankaları için ise %75 olacak. Daha önceki aktif rasyosu oranı yani bu oran 100'ü tutturmaları gerekiyordu. Şu anki düzenlemede ise aslında katılım bankalarına burada %80'den 75'e indirildiğini görüyoruz. Mevduat bankalarının da %100'den 95 seviyesine indirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla her iki taraf için de %5'lik marjın aşağı indirilmesine karar vermiş BDDK. Yine detaylara bakacak olursak burada aktif rasyosunun pay ve payda kısmında yer verilen tüm yabancı para kalemlerinin Türk lirasına çevrimi için rasyo hesaplama tarihinde içinde bulunan ay için Bankacılık Düzenleme Kurumu'na bildirilerek bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalama TCM ve döviz alış kurunun esas alınmasına, aktif rasyosunun yine pay kısmında yer alan menkul kıymetler kalemine gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonların da dahil edilmesine, yine aktif rasyosunun payda kısmında yabancı para mevduat yani aşağıdaki gördüğünüz şu 1.75 katsayı olan YP mevduat kalemi altına da dahil edilebilen kaynaklardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı bu taraf eklenmiş önemli. Yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynaklarda kurul kararında yabancı para mevduat kalemi toplamının YP'yi aşan kısmına yine 1.75'lik katsayının uygulanmamasına karar verilmiş. Oldukça önemli aktif rasyosundaki döviz kalemlerinin de
TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak. Neden bu önemli? Çünkü TL mevduata çevirirken döviz kalemleri o andaki kur seviyesi, artan kur oynaklığı ve spot piyasada son dönemlerde kur yükseldiği için bir önceki ayın ortalamasının alınacak olması aslında bu oynaklığın da biraz egale edilmesine sebep olacak. Son rasyoyu da hatırlatmış yine BDDK. Ve diyorlar ki orada krediler artı menkul kıymetler yine 0.75 gibi bir katsayısı var. Merkez Bankası'nın swap katsayısı değişmemiş. Orada da %0.50. TL mevduat ve yabancı para mevduat da 1.75 katsayıyla çarpılıyor. Yani bu formülün değişmediğini vurgulayalım. Çok önemli bir son dakika. Fakat aktif rasyosu eskiden %100 iken artık mevduat bankaları için %95'e gerilemiş. 100 olan rasyonun 95 olması da yine önemli diyelim. Ve YP mevduat toplamının da burada bir önceki tabloyu tekrar alalım. Son bir not daha aktaralım. Yabancı para mevduatın çarpıldığı 1.75 olan katsayısı iki tane yıldız konulmuş. Orada çünkü yeni bir düzenleme var. Bu bölüm için ise YP kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanacak. Yabancı para kredilere kadar üstü için ise yine 1.75 olacak diyelim. Bu son dakikanın etkisini birazdan telefon bağlantılarımızla karşınıza getireceğiz. Editörlerimiz de az sonra detaylar için yine telefon bağlantılarını zannediyorum sağlayacaklar. Bu son dakikanın yılın piyasa etkisini konuşmak için. Gelelim piyasalar açılmadan bilmemiz gerekenlere. Kambiyo işlemlerinden muaf tutulacak dedik. Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye alınıyor. Öncelikle BIST 100'de ilk defa bu uygulama olacak. İlk aşamada %5 düşüşlerde, sonrasında da %7'de endekse bağlı devre kesici sistemi alınacak ve düşüşlerde özellikle bir devre kesici olacak bundan sonra. Paket tarihi üzerinde anlaşma olmaması nedeniyle Amerika tarafında Trump bazı düzenlemeleri hayata geçirdi. 4 tane maddeyi hayata geçirdi ama 1 trilyon dolarlık pakette Cumhuriyetçiler ve Demokratlar henüz anlaşmaya varamadılar. Küresel çapta koronavirüs vaka sayıları, orada da 20 milyona neredeyse ulaştı vaka sayısı. 19.7 milyon oldu. Can kaybı ise maalesef 729 bini aştı. Bu arada Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Twitter'da uyarıda önümüzdeki döneme dair bulaşıcılık artabilir. Çünkü her vakalı bir kişiyken 1.3 kişiye çarpan 1.3 oldu. Bulaştırma riski arttı diye de uyardı. Ve son olarak Çin'le tamamlayalım. Çin'de ihracat Temmuz'da yıllık %7.2 artışla Aralık'tan bu yana en hızlı artışı kaydetti. Aynı zamanda Çin'den gelen enflasyon rakamları hem üfe hem de tüfe bacağında bakıldığında beklentiyi karşıladı. Bilmemiz gerekenler bunlar. Gelelim ekonomik takvime. Bakalım bugün neleri takip edeceğiz? Yeni haftanın ilk işlem gününde veri ajandasında. Saat 10'da Türkiye'nin Mayıs dönemine dair işsizlik rakamı gelecek. Bir önceki rakam olan %12.8'den bakalım nasıl bir gerileme olacak. Orada tabi düzelteyim, gerileme değil yükseliş olması, %13'ün üzerine gelmesini bekliyor ekonomistler. Nisan, Mayıs, Haziran dönemine dair işsizlik tablosunu alacağız. Saat 11'de turizm istatistikleri gelecek. Oradaki detaylarda özellikle bayram bilançosunu da biraz gözlemlemiş olacağız. Ve saat 17.30'da da Türkiye'nin nakit bütçe dengesi açıklanacak günün veri ajandasında. Geçelim buradan rakamlara. Piyasadaki bakalım fiyatlamalar nasıl? Borsa İstanbul Cuma günü 1060 seviyesinden haftayı tamamladı. %2.5 yukarıda kapattı. Fakat haftanın tamamında gelişen ülkelere göre dolar cinsinden kıyasladığımızda %4.5 negatif ayrıştı borsa. Cuma günkü sınırlı yükselişe rağmen bu aradaki makası gelişen ülkelerden ayrışmayı kapatamadı. Dolar Türk Lirası Asya seansında gece saat 2.30 civarında 7.40'ın üzerine yükseldikten sonra şu an 7.30'dan geçiyor işlemler. %0.28 yukarıdayız. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 7.14'e kadar geri çekilmişti kur, fakat orada çok kalıcı olamadı. Kademe kademe yükselişte tekrar 7.40'ın üzerine geldi. Şimdi de 7.30 seviyesinde. Euro TL'de 8.61'i görüyoruz. Orada da yükseliş devam ediyor. Cuma kapanışına göre %0.50 yukarıda. Ve parite, Euro dolar paritesi de 1.18 seviyesinde. Geçen hafta gördüğümüz 1.19 üzerindeki zirveden sonra yeni haftada ya 1.18'lerden başlamış. Geçelim bu taraftaki rakamlar. Sonra tahvil faizleri nasıldı onu hatırlayalım.
2 yıllık kağıt son 4 ayın zirvesinde kalmaya devam ediyor. %13 seviyesinde marj giderek açıldı, hatta rekor seviyede. Merkez Bankası'nın faiziyle politika faizi ya da işte haftalık ortalama fonlama maliyetiyle de baksak kısa vadeli faizin arasındaki fark, arasındaki makas tarihi rekora ulaştı. İşte bu yüzden de piyasada aslında faiz artışı fiyatlanıyor denilmişti. Bakalım bu hafta kısa tarafta, özellikle 2 yıllık tarafta %13'ün de üzerini görecek miyiz? 5 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri de yükseldi geçtiğimiz hafta. 5 yıllık tahvil faizi %13.84, 10 yıllık tahvil faizi de %14.39'a yükseldi ve geçen haftanın aslında bilançosu yaklaşık 2,5 puan curve'ün getiri eğrisinin yukarı doğru shift ettiğini, yukarı doğru kaydığını görmüştük. Devam edelim buradan tahvillerden sonra. Borsalar nasıl diye. Avrupa borsaları cuma günü kapanışta Alman borsası %0.66'lık kazanımla haftayı kapatırken, diğer borsalarda İtalya'da, Londra'da ve Paris Kakaran'da yatağa yakın bir kapanış vardı. Son olarak Amerika piyasalarına da bakalım, oradaki tablo nasıl? Oradaki kapanışta özellikle Asya'da son dönemlerde olan teknoloji şirketlerindeki satış Amerika'daki teknoloji şirketlerine de yansımış. FANG hisseleri aslında hafta boyunca, yani Facebook, Apple, Amazon, Google gibi hisselerde çok güçlü bir hareket olmasına karşın cuma kapanışında negatife dönmüştü. Şu an vadelilere baktığımızda Nasdaq'ta o kayıplar yok. En azından yatay bir hareket var Nasdaq vadelide. Dow Jones ve S&P 500 vadelide de yaklaşık %0.30'luk yükselişler var. Geçelim son olarak emtia piyasasına. Brent petrol yeniden yönünü yukarı çevirdi. 45 dolara ulaştı. NYMEX petrol, Amerikan tipi ham petrolde 41 doların üzerinde. Maalesef Beyrut'ta yaşanan patlama ve Orta Doğu'ya dair artan endişeler aslında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu. Ve son olarak spot altın, orada da 2033 seviyesindeyiz. Zirveden sınırlı geri çekildi spot altın. Gram altında 480 TL'nin üzerinde rekor kırdıktan sonra yeni haftada 477 TL'de, yani o rekor seviyenin yaklaşık 3 TL altında gram altın diyelim ve gidelim buradan Gizem Uzuner Genç Türk'ün yanına. Gizem merhaba, hoş geldin yayına. Şimdi öncelikle hem BDDK'dan gelen son dakikaları sorayım sana, hem de öte yandan bakıldığında piyasalardaki rakamları da beraber istersen karşılayalım. Şimdi BDDK'nın kısmı istersen ilerleyen başlıklarda zaten yerimiz var. Hatta ben orada önümüzdeki dönemde Arda bir genişleme, esnetme söz konusu olabilir diye yazmıştım geçtiğimiz haftaki tartışmalara dayanarak. Bugün zaten son dakikası geldi. Onun üzerinden konuşuruz. Zaten bugün ağırlıklı olarak grafiklerimin hepsi ya da konuşacağımız başlıkların hepsi neredeyse Türkiye hakkında. Çünkü gerçekten de geçtiğimiz haftayı çok 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 hareketli geçirmişiz. Sen o esnada buradaydın. Ben de izindeyken bir taraftan takip ettim. Gerçekten de piyasanın ağzı açık izlediği bir hareket yaşandı geçtiğimiz hafta ve gelişmeler de çok yoğundu. Küresel tarafta söyleyebileceğimiz çok fazla şey yok zaten. Hisse senetler açısından pozitif bir gün. Dolar değer kaybediyor. Para birimleri açısından da fena olmayan bir gün. Faizler ağırlıklı olarak yükseliyor. Emtia sınıfı karışık. Hisse senetlerinde vadeliler tarafı da artıda. Dolayısıyla risk iştahının artıda başladığını söyleyebiliriz. Gerekçe olarak ise bir taraftan Amerika'nın teşvik paketi konuşuluyor. Burada aslında bugün hani bir şeyler onaylanmasa bile Trump zaten kendi başına 4 tane kararname ile beraber belli başlı teşvikleri hayata geçirdi. Bu bile şimdilik en azından hisse senetleri piyasasına moral vermeye yetiyor. Bir de bir diğer piyasanın hisse senetleri açısından risk algısının açık olmasının sebebi de özellikle Çin'le Amerika'nın Ağustos ayında yapacağı video konferans görüşmesi. Buraya biraz bel bağlanmış vaziyette. Hani bu haftanın genelinde biz eğer hisse senetlerinde artılar görürsek her halükarda buraya bağlayabiliriz. Sonucu olacak mı, orayı izleyeceğiz tabii ki. Dediğimiz gibi Avustralya ve Çin artıda bugün. Avustralya %1.75 artıda. Çin %0.7 kadar artıda. Asya'da açık olanlarda Hong Kong Kings'i de. Hong Kong'un kendi özel bir gerekçesi var. Bir medya patronunun tutuklanması gibi. Oradan sermaye çıkışlarını tetikleyebilecek bir gelişme yaşanıyor. O yüzden de Hong Kong bugün ekside seyrediyor. Ama geri kalan hisse senetleri piyasası artıda. Dolar değer kaybediyor dedik. Karşısında gelişmiş ülke para birimleri aslında değer kazanıyor. Gelişenlerin tamamı için aynısını söyleyemiyoruz. Bir de dediğim gibi hisse senetlerinde vadeliler tarafına baktığımızda artılar var. Dolayısıyla bu en azından risk alma iştahı açısından olumlu güne başladığımızın işaretçisi gibi anlaşılıyor. Gizem, birazdan devam edeceğiz başlıklar ama bu önemli son dakikayı değerlendirelim. Şimdi hemen gidelim telefon attığımıza. Ziya Kurt olacak ve detayları kendisine soracağız. Aktif rasyosundaki güncelleme. Eğer telefon bağlantımız hazırsa, hazır şu an. Ziya Bey, hoş geldiniz Zeynep.
İyi yayınlar Gizem Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi geçen hafta TCMB ve BDDK'nın yaptığı toplantıda bankalar bu taleplerini dile getirmişti. BDDK da makul karşılamıştı. Şu an geldiğimiz noktada %100'den %95'e düşüldüğünü görüyoruz. Ve buna ek olarak da aslında katsayılara ilişkin özellikle swap katsayısındaki o 1.75 katsayısına dair bazı değişiklikler var. Nasıl karşılıyorsunuz? Beklenilen bu muydu? Önümüzdeki süreçte başka esnetme yönünde adımlar gelir mi? Elbette bankalara etkisi nasıl olacak? Aktif rasyosu ilk çıktığında zaten konuşmuştuk zaman içerisinde bunda güncellemeler ve değişiklikler olacaktır diye. Bu son gelişmelerden sonra hani kamu bankalarının da faiz arttırdığı, kredileri yavaşlattığı bir dönemde artık aktif rasyosunda belli esnetmeler ve daha sonrasında da ortadan kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü artık bu saatten sonra kredi vermek suretiyle ekonomiyi ayağa kaldırmanın dönemi geçti. Onlar geçici önlemlerdi. Yapılan yapıldı. Piyasaya yeteri kadar likidite verildi kredi mekanizmaları üzerinden. Bundan sonra artık piyasada faizlerin yükselmesi, likiditenin daraltılması suretiyle elde edilen bu kredilerden piyasaya giren paranın dövize veya gereksiz harcamalara kaçması engellenmek suretiyle enflasyonun da önüne geçirmek amacıyla ben bu aktif rasyosunun da zaman içerisinde biraz daha yakın zamanda artık iyice ortadan kaldırılmasını bekliyorum Güzel Hanım. Döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalamasını alınacak olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Yani kuru oynaklığı çok yüksek olduğu için soruyorum aslında Ziya Bey. Evet, yani bu şimdi şu anda hemen bu rasyoyu gevşetmek yerine belli ince ayarlar yapmak suretiyle bankalara kolaylıklar tanınıyor. Yani bu %100'den %95'e düşürülmesi, işte katılım bankaları için %80'e getirilmesi gibi efendim... risk sermayesine verilen yaptırılan fonlarında kredi gibi kabul edilmesi gibi konularla esneklikler sağlamak suretiyle bankalara bir rahatlık getiriliyor. Ama bir tabii dediğim gibi bunlar zaten başından da söyleniyordu geçici diye, artık bence o geçici dönem bitmek üzere, biz normalleşmeye dönüyoruz. Herhalde bu artık Ekim ayında tahmin ediyorum oldukça gevşemiş olacak. Belki o civarlarda da kaldırılabilir bile Gizem Hanım. Peki son sorum da şu. Elbette bunun bir piyasa etkisi de olacak. Hane halkına da belki yansıyacak. Bankaların kredi verme konusundaki iştahı ve elbette dolarizasyon çok fazla olduğu için son dönemde döviz mevduata ya da TL mevduata verilen faiz. Şimdi Merkez Bankası'nın faizinden bağımsız mevduat faizlerinde son birkaç haftadır 2-3 puanlık yükseliş görüyoruz Ziya Bey. Bu aktif rasyosu adımlar önümüzdeki süreçte mevduat faizindeki yükselişi yardımcı olur mu, destekler mi ve bankaların kredi verme iştahını nasıl etkileyecek? Şimdi aşırı derecede siz kredi vermeyi zorladığınız zaman, diğer taraftan da bankalar hemen kredi veremediği için hatırlayalım kağıtlara yönelmişlerdi, hazine kağıtlarına. Orada bir faiz düşüşü sağlanmıştı. Son zamanlarda bakalım hazine kağıtları 9'lardan 12'lere 13'e doğru ilerlemekte. Şimdi diğer taraftan maalesef bu pandemi döneminde bütçede olan açıkları kapatmak üzere devletin, hükümetin yapabileceği tek bir şey var, o da borçlanmak. Hem bir taraftan hazinenin borçlanması, diğer taraftan da kredi verilmeye başlandığı zaman otomatik olarak mevduat piyasası, fonlama piyasasına talep artışı oluyor. Haliyle faizler yükselecekti. Bu işte Eylül'de beklenirken biraz Ağustos'un başına ortasına kaymış oldu. Bu meyanda faizler maalesef yükselmek durumunda ama... Merkez Bankası politika olarak Ağustos ayında da 8.25'te tutacak. Diğer geç likitte penceresi gibi yöntemlerle dolaylı olarak faizleri yükseltecek. Tahmin ediyorum Eylül'de artık politika faizinde bir arttırım görme bölgesine gireceğiz. Şartlar onu zorlayacak artmasın diye ama Eylül'de herhalde normal olarak arttırması gerekecek. Çünkü artık normale dönüyoruz Güzel Hanım.
Ziya Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Rol Yatırım'dan Ziya Kurt'un görüşlerini aldık ve hemen buradan Berra Doğaner'e geçiyoruz. Berra Hanım hoş geldiniz yayına. Bir yandan aktif rasyonu son dakikası az önce Ziya Kurt'a biraz yorumladı. Bir yandan da tabii en çok merak edilen konu zannediyorum ki bankacılık hisselerinin performansı olacak. Çünkü son bir haftadır yabancı yatırımcının ağırlığının yüksek olduğu likit olan kağıtlarda, derinliği olan kağıtlarda biz çok fazla satış gördük. Yani BIST'teki düşüş işte garanti bankası üzerinden gerçekleşti. BİM üstünden gerçekleşti. Dolayısıyla hem halka açıklık oranı yüksek hem de yabancı payının yüksek olduğu kağıtlarda bir çıkış gördük. Şimdi bu tarz düzenlemeler hem aktif rasyosu hem öte yandan BDDK'nın yine kambiyo işlemlerine ilişkin düzenlemeler vardı. Tüm bunlar sizce borsa yatırımcısı için ve hisse performansını nasıl etkiler? Evet, bankacılık hisseleri üzerindeki baskı bankacılık hisselerinin endeksin tümünden diğer hisselerden ayrışarak oldukça geride kalması bu olağanüstü dönemdeki bankacılıkla ilgili olağanüstü mevzuat değişikliklerinden kaynaklanıyordu büyük ölçüde. Yani aslında iki nedeni var. Bir, bankaların karlılığını sınırlandıracak şekilde yapılan bazı mevzuat düzenlemeleri. İki, ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle kredi genişlemesi kaynaklı önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek karşılıksız krediler, ödenmeyen krediler nedeniyle karlılıkların baskı altında kalma ihtimali. Bundan ötürü bankacılık hisseleri aslında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da kredi genişlemesi döneminde endeksler son derecede ve diğer hisseler yukarı giderken bundan faydalanmadı. Şimdi yavaş yavaş bu normalleşme adımlarının atılması bankacılık hisseleri tarafında da bu gap'in kapanmasını sağlayabilir. Hani bir anda değil ama yavaş yavaş kademeli olarak böyle bir şey söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama yabancı satışlarının durması kaydı şartıyla. Peki Berra, hala yabancı satışları sürüyor. Peki Berra Hanım, devre kesici uygulaması Borsa İstanbul'un genel için ilk defa uygulanacak. Bugün itibariyle devreye alınacak. O da önce %5 sonrasında %7 aşağı yönlü hareketlerde Borsa İstanbul için devre kesici olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu uygulamayı? Halen tek tek hisse senetlerinde yaşanıyor. Yatırımcılar aslında buna bizim izleyiciler alışık, aşağı yukarı biliniyor orada yarattığı etki. Şimdi tek tek hisse senetlerinde uygulanan bu yapı endeks tüm endekste bir önceki gün kapanışına göre %5 düşerse, önce %5'i düşünelim, 20 dakika süreyle işlemler duracak. Bu süre zarfında emir de gönderilemeyecek. 20 dakikadan sonra 5 dakika boyunca yatırımcılar %5-6 seviyelerden istediği fiyattan emir gönderebilecek. Sonraki 5 dakikada da eşleşip bir fiyat oluşacak, sürekli müzayede akabinde başlayacak. 30 dakikalık bir kesinti var. Bu süre zarfında hem hisse senedi piyasası duruyor hem Viyop'taki endeks sözleşmeleri de duruyor. Pay repo piyasası da duruyor. Yani 3 piyasayı etkiliyor, bunu bilelim. Genelde dünyada da uygulanan bir sistem. Amerika'da bu Covid sırasında hatırlarsak Ocak, Şubat'taki çok sert düşüşlerde gün içinde birkaç kere bile devre kesici, endeks bazlı devre kesici gündeme girmişti, devreye girmişti. Bu yatırımcılara bir soluklanma, bir düşünme, panik ortamından biraz uzaklaşma fırsatı veriyor. Olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Berra Hanım, ben de müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Şöyle ki, açığa satış yasağı bu noktada devam etseydi daha mı mantıklıydı, yoksa bu düzenleme daha mı iyi oldu? Hayır, açığa satış yasağının kalkması çok iyi oldu. İkisi birbirinden daha farklı, de çok iyi biliyorsunuz. Etkileri birbirinden çok farklı. Açığa satış zaten bu kadar uzun sürede devam etmemesi gereken bir husustu. Yine dünyaya paralel olarak biz çok dünyaya entegre bir piyasayız. Avrupa'da birçok ülkede açığa satış yasakları kalktığında bizde devam etmesi, yani Türk piyasasıyla ilgili negatif algı oluştu
sürüyordu entegrasyon konusunda. Bir de açığa satış tabii hani bugünün ya da bu saatin açığa satışçısı bir saat sonranın alışçısı. Etkisi farklı. Bunun etkisi farklı. Dolayısıyla açığa satışın kaldırılıp bunun devreye alınması bence daha mantıklı bir uygulama. Çok teşekkür ediyoruz. Sermaye Piyasası Danışmanı Berra Doğaner görüşlerini paylaştı. Bize devam ediyoruz Gizem'le kaldığımız yerden. Gizem, istersen buradan geçelim MSCI endekslerine. Geçtiğimiz haftaki performans nasıl? Şimdi bir sonraki tablomuz geldi ekrana, bakalım üzerinden. Açık ara bir negatif ayrışmadan aslında bahsedeceğiz. Bir sonraki tablomuz aslında Çin'in enflasyonuydu ama Çin'in enflasyonu direkt pas geçelim. Hatta süremiz çok kısıtlı. Burada kaldığımız yerden devam edelim ya da ben sırayı belki karıştırmışımdır. Hemen anlatıyorum. MSCI Asya Endeksi %2 artıda tamamladı geçen haftayı. Avrupa %1.92 artıda tamamladı. Bizim ayrışmamız ise tam olarak burada. Bizim kırmızıyla gösterdiğimiz sütun gelişen ülkelerin MSCI endeksleri üzerinden haftalık bazdaki primini ya da kaybını gösteriyor. Geçen hafta gelişen ülke hisse senetleri %0.96 prim yapmış. MSCI Türkiye endeksi ise %5.47 değer kaybetmiş. Açık ara bir değer kaybı ya da negatif ayrışmadan bahsettiğimiz aslında tam olarak buydu. Kısaca özetlemek gerekirse. Ve son iki haftaki ayrışma %10'u geçti. Hem geçen hafta hem de bir önceki haftada benzer %4'lük bir ayrışma vardı. Şimdi Çin'den gelen enflasyon rakamlarını hatırladık zaten. Az önce de söylemiştik. Geçelim buradan kurların oynaklığına Gizem. Şimdi döviz kurlarında oynaklıkta yükseliş var. Burası tamam ama nereden kaynaklandığına bakmak lazım. Bir de nerenin oynaklığında aslında artış var. Beyazla gösterdiğim kısımda gelişen ülke para birimlerindeki oynaklık var. Sert bir biçimde 2-3 haftadır yükselişe işaret ediyor zaten. Ama maviyle gösterdiğim gelişmiş ülkelerin yani G7 ülkelerinin para birimlerinin oynaklığına baktığımızda evet orada da yükseliş var ama bir gelişen ülkeler kadar değil. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı olan sarıyla gösterdiğim küresel döviz oynaklığı endeksinde de biz yükseliş görüyoruz. Ama yükselişin asıl kaynağının bu noktada gelişen ülkeler olduğunu da unutmamak lazım. Gel gelelim aradaki farka dikkat etmek gerekirse özellikle bu yılın Şubat-Mart döneminden bu yana yani pandemi sürecinde gelişen ülkelerin oynaklığında artış söz konusu olduğu zaman bu her zaman G7 ülkelerinin para biriminden daha hızlı bir artışa işaret etmiş. Ama burada bir parantez daha açmakta fayda var. Özellikle son iki haftadır burada yükselişin kaynağı nereden geliyor diye bakacak olursak hatta sadece son bir haftayı göstereyim. Bir sonraki tablomuz gelsin. Gelişen ülkelerin para birimlerinin oynaklığında yükseliş var diyoruz ya. Burada zımni oynaklıktaki yüzdesel değişim var 5 işlem günü içerisinde. Dikkat etmek gerekirse biz gelişen ülke para birimlerinin oynaklığı yükseliyor derken aslında bu oynaklığı yükseltenin ana kaynağının TL olduğu anlaşılıyor. 8 iken 30'un üzerine geldi Gizem haftalık zımni oynaklık. Yani yoksa dikkat etmek gerekirse böyle topyekun bir yükselişten bütün gelişen ülke para birimlerinin hepsinde oynaklık artıyor diyemeyiz. Roman levi düşmüş, Güney Kore bonu düşmüş, Brezilya realinin oynaklığı düşmüş, beklenen oynaklığı. Ama TL'nin o kadar fazla arttı ki gelişen ülkelerin oynaklığındaki, para birimlerindeki oynaklığı aslında ortalamada asıl oynatanın TL olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi çok fazla habere maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bazen detayları atlayabiliyoruz. Bir gelin toparlayalım. Bu bahsettiğimiz oynaklık artışında neler etkili olmuş? Geçen hafta neydi o kritik gelişmeler? Şimdi geçtiğimiz hafta aslında başka bir sürü de gelişme var ama birkaç tane ana başlık üzerinden ilerleyelim. Merkez Bankası hedefli likit adımlarının kademeli olarak azaltılacağını açıkladı. Zaten bir sonrakinde de bu kapsamda ilk adım olarak piyasa yapıcı bankaların açık piyasa işlemleri limitlerini yarıya düşürmesiyle ilk adımını atmış oldu. Sonrasında BDDK bazı TL işlemlerinde muafiyetleri tüm yabancı bankalara genişlettiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere bayram öncesindeki haftada yatırım bankaları içindi bu yaptıkları esnetme. Ama devamı da gelebilir diye piyasa konuşuyordu. Gel gelelim geçtiğimiz haftada bu açıklandı. Tüm yabancı bankalara genişlettiğini, muafiyetlerin genişletildiğini açıkladı. Ve bir diğer konuda bankalar Merkez Bankası ve BDDK ile bir araya geldi. Toplantıda da aktif rasyosunun esnetilmesi talebi makul karşılandı. Zaten bu makul karşılandı haberinin gelmesinin ardından piyasa beklentiye girdi. Bugün de zaten aktif rasyosunda değişiklik oldu. Bir kez daha hatırlatalım. Mevduat bankaları için %100 olan aktif rasyosu değeri %95'e, katılım bankaları için daha öncesindeki %80 olan oran %75'e indirildi. Ve bir de döviz kurunda oynaklık yüksek, dalgalanma fazla oluyordu. O yüzden de aktif rasyosu günü gününe o günkü
kurdan hesaplanacağına, buradaki düzenlemeyle beraber bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalama TCMB döviz alış kuru esas alınacak. Bu böylece hani bugün değil de geçen ayın ortalaması alındığı için aktif rasyosunda günü gününe gördüğümüz dalgalanmaların da önüne geçmeyi hedefliyor. Bir de menkul kıymetler kalemine payı hesaplanırken gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar da dahil edilmiş. Tabii hafta sonu da başka gelişmeler oldu. Az önce bahsettiğim BIST'teki işte yeni dönem devre kesici konusu, o da mesela ekleyeceğimiz bir başka konu. Böyle gidiyor yani, yayınlarımız içerisinde gene zaten bu konular kalıcı değişiklikler olduğu için daha bol bol konuşacağız. Evet. Gelelim TL tavsiyelerine. Son dönemlerde aslında kurlara dair çok fazla rapor alamıyorduk. Zaten 6.80-6.85 arasında sıkışmış bir dolar Türk lirası vardı. Bir bant hareketi yapıyordu. Fakat bir anda 7'nin üzerine yükselince yabancı kurumlardan gelen raporlar da arttı. En sıcak iki rapor Goldman Sachs ve Barclays'den gelmiş Gizem. Neleri öne çıkarıyorlar? Goldman Sachs'ın oldukça kötümser aslında bir yorumu var ve ben burada gerekçeleri aslında aktaracağım seviyeden ziyade. Çünkü seviye piyasanın şu anki ortalamasının çok üzerinde kalıyor. Ama neden yükseleceğini öngörüyorlar, onu önden bahsetmeye çalışayım. Goldman Sachs dolar TL'nin kısa vadeli görünümü için yukarı yönlü diyor. Yani yükselişlerin devamı gelebilir şeklinde bir öngörüde bulunmuş. Sebeplerine baktığımızda neden yükseliş bekliyorlar dediğimizde döviz mevduatlarındaki artış, enflasyon görünümü ve düşük rezervler dolar TL üzerinde yukarı yönde riskleri artırıyor demişler. Bunun haricinde bir de Barclays'den bir rapor almıştık. TL'nin seviyesi Merkez Bankası'nın önden yüklemeli faiz artışını düşüneceği seviyeye yakın ama altında demiş. Yani şu an hani faiz artışı düşünebileceği bir seviyeye yaklaştı ama henüz oralarda değil diyor. Dolar TL'nin 7.50'nin altında kaldığı müddetçe Merkez Bankası koridor ve likidite yöntemlerini kullanacak. Yani faiz arttırmayacak. 7.50'ye gelmediği müddetçe şu an gördüğümüz farklı politik araçlarıyla beraber adım atmaya sürdürecek ama faiz artırımı görmeyeceğiz diyor aslında. Peki Viyop'ta BIST 30 endeks kontratı güne %1 düşüşle başladı. Onu da aktaralım. %1'lik düşüşle başladı Viyop'taki BIST 30 ve Gizem, son grafik için sözü sana vereyim, sonrasında tamamlayalım. Bir de az önceki kritik gelişmeleri, bir de cumartesi günü resmi gazetede ekleneni söyleyeyim. Yurt dışında muhkim kuruluşların kambiyo işlemlerinden BSMV alınmayacak. Bir taraftan da tabii bu haftaya başlarken jeopolitik gelişmeleri de izliyoruz tabii. Bugünkü kur hareketine kısmen oranın da etkisi var. Onu da eklemiş olayım. Son olarak TL'yi söyleyelim aslında. Bugüne başlarken bugünün açılışını biz 7.24.49'dan yapmıştık. 7.40.84'e kadar bugün sabah başlarken dolar TL'nin yükseldiğini gördük. Ben en son dondurduğumda 7.32'lerdeydi. Bu sadece aslında iki gün içini gösteren bir dolar TL grafiği. Ama başından beri konuştuğumuz oynaklık yüksek diye bahsediyoruz ya. Yani bir Londra seansı bile kendi başına aslında oynaklığın yüksek olduğunu anlatıyor bizlere. Yani 7.35-7.22 arasında geçen bir seanstan bahsediyoruz. Sadece tek bir seanstan. Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. Evet, piyasa masasına Gizem'le detayları alacağız ama hemen ben buradan geçeyim Ankara stüdyolarına ve Mahir Kılıç'a soralım detayları. Ankara'nın gündeminde neler var diye. Sabah gelen son dakikalar, Meclis açıklarındaki sismik çalışma, öte yandan kabinedeki mesajlar ve tabii ki son vaka sayıları. Mahir, söz sende. Evet, Akdeniz'e yeni bir NAFTEX ilan edildi. Gözümüz kulağımız orada olacak ama bir yandan da bugünkü kabine toplantısını takip edeceğiz. Saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Ondan çıkacak kararlara bakacağız. En önemli başlıklardan bir tanesi hiç şüphesiz koronavirüse mücadele olacak. Maalesef son günlerdeki vaka artışları masada olacak ve varsa yeni tedbirler düşünülen, konuşulan, bunlara son halin verilmesi amacıyla bir bilgilendirme de yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından maalesef son bir haftada yaklaşık günlük yeni vaka sayısı 1000 rakamların tekrardan üzerine çıktı. Aslında birkaç hafta öncesine kadar gündemi biraz alt sıralarına doğru inmişti koronavirüs. Ancak maalesef biraz zannedersek tedbirlerde gevşeme, yazın gelmesi birlikte tatil yörelerinde plajlardaki o kalabalık, bayramlardaki o kalabalık gördüğümüz o kalabalık rakamların tekrar binlerin üzerine çıkmasına sebep oldu ve yeni tedbirler
ya da eski bazı tedbirlerin tekrar uygulanması da gündeme geldi. Yerelde ilçe bazı tedbirlerinde uygulanabileceği belirtiliyor. Bu noktada son söz bugün kabine toplantısında söylenecek. Dediğimiz gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son tabloya, son duruma ilişkin bir bilgilendirme yapacak ve onun dışında yeni kararlar varsa bunlar duyurulacak. Sadece koronavirüs değil, ekonomide en önemli başlıklardan bir tanesi. Malum geçtiğimiz haftadan bu yana başlayan bir artış söz konusu dövizde. Bugün de dolar 7.30, euro ise 8.68-8.61 seviyelerinde işlem görüyor. Bu son gelişmelere ilişkin, bundan sonra özellikle Merkez Bankası üzerine atılabilecek adımlar ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kabine üyelerine bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Yine o da en önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla ekonomi dünyasına ilişkin bazı önemli kararlar da bugünkü kabine toplantısında çıkabilir. O kararları gözümüz kulağımız takip edecek. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, bunlar tabii en önemli başlıklar. Dış politika, özellikle Libya hareketli noktalardan, hareketli coğrafyalardan bir tanesi. Oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yine Suriye o şekilde bugün dedik daha yeni bir Naftex ilan edildi. Doğu Akdeniz'de oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Lübnan'daki patlama keza öyle ve terörle mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında önemli başlıklardan bir tanesi olacak terörle mücadele. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar söz konusu. Türkiye sınırları içerisinde devam eden operasyonlar ve terörlü PKK ve diğer terörlülerine yönelik yine bunlardaki son durumda, mücadelede gelinen son aşamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabine üyelerine anlatılacak. Kabine toplantısı bittikten sonra saat 18 civarında yine açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmesini bekliyoruz. Varsa önemli kararlar kendisi bizzat duyuracak. Kabineden bahsederken size korona rakamlarından bahsetmiştik. Yeni vakaların maalesef 1000 üzerine çıktığını ifade ettik. Son tabloyu paylaşmak gerekirse eğer dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o tabloyu açıkladı. Buna göre 61.446 test gerçekleştirildi. Son 24 saatlik dilimde 1182 yeni vaka. Maalesef yaklaşık son 1 hafta 10 gündür vaka sayısı yeniden binlerin üzerine çıktı. Dün de açıklanan tabloda 1182 yeni vaka olduğu ifade edildi. 15 vatandaşımız hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı ise 1103 oldu. Bugün saatler onu gösterdiğinde Merkez Bankası'ndan İstatistik Kurumu'ndan önemli bir açıklama bekliyoruz. Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, yani işsizlik verilerini açıklayacak. Korona dönemine denk gelen bir dönem bu ay Mayıs ayı. Dolayısıyla oradan gelecek rakamlar da önemli olacak. O rakamları da takip ediyor olacağız. Son bir not Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olsun. Haziran 20'sinde liselere geçiş sınavı gerçekleştirilmişti. O sınavın birinci yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr'de adaylar oradan kendi sonuçlarını takip edebilir, öğrenebilir. Önemli bir sınavdı. Milyonlarca öğrencimiz 20 Haziran'da bu sınava girmişti liselere giriş için. Dolayısıyla bugün meb.gov.tr'den de çocuklarımız, öğrencilerimiz kendi sınav sonuçlarını öğrenebilir diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Mahir, çok teşekkürler aktardıkların için. Umut ediyoruz ki herkes hayalindeki okula yerleşebilir. Sonuçları da gerçekten takip edebilirsiniz. Mahir hatırlattı onu da diyelim. Kısa bir araya gidelim. Yatırım bülteni kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen gidelim info yatırıma. Yunus Şahin olacak karşımızda. Yunus, günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi bir yandan aktif rasyosuna ilişkin düzenleme %100'den %95'e gelmesi banka hisselerine açılışta pozitif etkiler mi sence? Öte yandan borsadaki devre kesici uygulaması bunun etkisini nasıl yorumlarsın? Ve Viyob'un da %1 ekside başladığını hatırlatalım güne. Evet Gizem, günaydın. Dediğin gibi bankacılık tarafında BDDK'dan sabah bir son dakika haberi geldi. Burada mevduat bankalarında %100'den %95'e, katılım bankalarında %80'den %75'e çekildi aktif rasyosundaki sağlanması gereken oran. Bu elbette bankacılık üzerindeki baskıyı bir miktar rahatlatacaktır. Yani burada kur tarafındaki özellikle yükseliş onların rasyolarını bozduğunu biliyoruz, bankaların rasyolarını. Dolayısıyla orada bir miktar daha banka hazinelerine hareket alanı açılacaktır. Ama sabah itibariyle Viyob tarafındaki banka vadeli işlemlerine baktığımızda, yani bankaların pay vadeli işlemlerine baktığımızda orada da negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Zaten cuma akşamı da endeksin vadeli işlemlerde 9.25 puanlık bir düşüşle kapattığını biliyorduk. Sabah itibariyle yeniden %1'lik bir düşüş vadeli işlemlerde bizi karşıladı. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında da güne negatif başlanmasını, hafif sert şekilde negatif başlanmasını bekliyoruz. Cuma günü Amerika'dan istihdam verileri gelmişti. Orada beklentileri aşan rakamlar gördük.
Bu aslında euro dolar tarafında 1.19'lardan 1.18'lerin altına çekti bizi. Yine altın tarafında 2070 dolarlı zirvelerden 2040'lara doğru bir geri çekilme gördük. Küçük de olsa aslında buradaki yükselişlerde bir düzeltme hareketi gördük. Bu aslında endeksler tarafına da pozitif yansıdı. Sabah itibariyle Amerika tarafında endeksler pozitif. Burada sadece Amerika ile Çin arasındaki gerginliğin hem Nasdaq'ta hem Şangay'daki teknoloji endeksinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Ama S&P ve Dow tarafında işlemler pozitif şekilde devam ediyor. Ama dediğimiz gibi bizim aslında kendi içimizde farklı bir hikaye var. Burada kur üzerindeki baskının sabah itibariyle de devam ettiğini görüyoruz. Volatilite hala çok yüksek. 7.24 ile 7.38 arasında bugün işlemler geçti. An itibariyle de 7.30'ların üzerindeyiz. Burada Merkez Bankası'nın aslında hamleleri birazcık daha önemli olacak. Geçtiğimiz hafta itibariyle fonlama kompozisyonunu değiştirerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çektiğini görüyoruz. Ama hala yeni yeni 8'lerin üzerine geldi. Bu hafta itibariyle belki 8.30'ları bugün itibariyle görmesi beklenir. Çünkü haftalık repoyu neredeyse hiç kullanmamaya başladı Merkez Bankası. Ama bu örtülü faiz arttırımı tek başına TL üzerinde güven yaratmaya yetmiyor. Belki burada olağanüstü bir toplantıyla bir faiz arttırımı yapılması buradaki ateşi bir miktar söndürebilir. Ama TL tarafında varlıkların ciddi bir güvene ihtiyacı olduğunu net şekilde görüyoruz maalesef. Geçtiğimiz hafta swap faizlerinin yükselmesi TL varlıklarının satışına yol açmıştı. Bu hafta itibariyle birazcık daha swap faizlerinin dengelendiğini görüyoruz. Ama TL varlıklar üzerindeki baskının bu haftada devam etmesini, volatilitenin de yüksek olmaya devam etmesini bekliyoruz. Endeks tarafında devre kesici uygulaması başladı bugün itibariyle dediğin gibi. Artık endeks %5'ten fazla düştüğünde işlemleri 20 dakika boyunca ara verilecek. Bu 20 dakikanın ardından 5 dakikalık bir eşleşme seansı olacak ve bundan 5 dakika sonra da işlemler başlayacak. Yani aslında 30 dakikalık bir ara verileceğini göreceğiz endekste ve hisse senetlerinde. Eğer %7'lik düşüş olursa ikinci bir devre kesici uygulaması da devreye girecek endeks tarafında. Çok teşekkürler Yunus. Aktardıkların için Info Yatırım'dan Yunus Şahin'le görüşlerini aldık ve burada programı noktalıyoruz yatırım bültenini. Birazdan piyasa masasında Gizem Uzunay Gençlik'te karşınızda olacağız yeniden.